Evet, bugün canlı yayın konuğumuz Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, canlı yayın konuğumuz kendisi. Öncelikle teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız için efendim. Birkaç sorumuz olacak sizlere. Buyurun efendim. Sorularıma geçmeden önce ben kısaca bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Ben Buyurun. inşallah Rabbime şükürler olsun buraya gelmeyi nasip etti. İnşallah bizim de Elhamdülillah. ilk hac vazifemizi yerine Elhamdülillah. getirmeye çalışacağız. Elhamdülillah. Buraya gelmemize vesile olanlardan da Allah razı olsun diyeyim. Amin. Amin. Sorularıma kısaca geçeyim müsaadenizle. Allah kabul etsin haccınızı inşallah. Çok Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. İslam'ın şartları arasında hep bahsedilir başkanım, hac vazifesi. Evet. Ancak bunu söyledikten sonra bu kutsal topraklara geldiğimizde bu hac vazifesinin anlamı çok değişiyor. Ben bunu hissettim. Evet. Bu manevi iklimde evet. Çok farklı duygulara bürünüyor insan. Öncelikle haccın anlamı ve önemi ne diyerek sorularımıza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de buradan hem bizi dinleyen kardeşlerimize hem de milletimize selamlar gönderiyorum. Vahyin indiği topraklardan peygamberlerin pek çoğunun gelip geçtiği Kabe'yi inşa eden ve Allah Resulü Efendimiz'e kadar pek çok peygamberin ziyaret ettiği bu kutsal topraklardan milletimize selam ediyorum. Hac, Büniyel İslamu ala Hamsin hadisi şerifiyle İslam beş şey üzerine bina edilmiştir hadisi şerifi içerisinde yer alan önemli farizalardan birisidir. Tabii anlamı gerçekten çok büyüktür. En önemli ibadetlerden birisidir. Hem mali hem bedeni ibadet olarak biz değerlendiriyoruz haccı. Sağlıklı Müslümanlar ve varlıklı Müslümanlar için yapılması gereken önemli bir ibadettir. Hac, bütün Müslümanlar için adeta bir genel kongredir. Ve ben diyorum ki, hac bizim adeta fabrika ayarlarımıza geri dönmeyi sağlayan çok önemli bir vasıtadır. Zira Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Bismillah, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Biz insanı en güzel bir surette yarattık. İnsanoğlu bu en güzel suretini bir şeylerle muhafaza etmeli. İbadetler bunun en önemli vasıtalarından birisidir. İşte hac da bunlardan birisidir. Kötülüklerden insanları alıkoymak, tevbe istiğfarının en güzel bir şekilde karşılık bulduğu mekanlardır hac mekanları. Tavaf esnasında, say esnasında, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Ravza-i Mutahhara'da bütün bunları düşünerek adeta asr-ı saadette yaşayan bir Müslüman haline dönüşebilirse insan, işte o zaman fabrika ayarlarına geri dönmüş olur. Gelmiş olduğu yerdeki yapmış olduğu bir takım yanlış hareketleri artık burada bir daha yapmamaya söz verme, Arafat'ta bunu gerçekleştirmiş olmak, şeytan taşlarken artık ömrünün sonuna kadar şeytanın hilelerini taşlamış olmak ve bir daha şeytanın kendisine yaklaşmamasını düşünerek, bunu tefekkür ederek bu işi yapmış olması, gerçekten haccın her hareketinde büyük sembolik anlamlar vardır. Tek tek hepsini anlatmak gerekse burada gerçekten saatlerimizi alır. Ama şunu özetle söyleyeyim ki, hac bir nefis terbiyesidir. Nefsimizi o nefsi emmareden nefsi kamileye nasıl çıkarabiliriz? Nefsi emmareden nefsi emmareden yani kötülüğü emreden nefisten artık bir yanlış yaptığı zaman ondan rahatsız olan, onu kınayan nefsi mülhimeye, nefsi levvameye nasıl çıkabiliriz? Oradan nefsi mülhimeye, oradan nefsi mutmainneye, oradan nefsi raziye, nefsi mardiye ve nefsi kamile, yani yedi merhalesi vardır. Bütün bunları sağlayacak çok önemli bir ibadettir. Anlamı ve hikmeti gerçekten büyük olan bir ibadet olduğunu hatırlatmış olayım. Nefsi terbiye dediniz hocam. Evet. Sanırım bu bağlamda da hacı adaylarının ihrama girmesi
aslında bütün makam ve mevkilerin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Ve Arafat'tan bahsettiniz. Arafat'taki mahşeri kalabalık da sanırım bir prova niteliğinde olacak. Hacı adaylarımız hepimiz de o günü bekliyoruz zaten. Arafat, Allah Resulü Efendimiz'in veda hutbelerini okuduğu yerdir. Zaten tek bir hac nasip oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ondan sonra ikinci bir hacı yapmaya ömrü vefa etmedi. Orada dile getirdiği ve insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak, adeta her bir cümlesi bir evrensel beyanname olarak kabul ettiğimiz ilkeler var Arafat'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "Ey insanlar" diye başladığı o hutbenin okunduğu yerdir Arafat. Ve bu ilkeler hayata geçirildiği takdirde insanın yaşadığı yerde, toplumda kötülüklerin ortadan kalktığı, sömürü aracı olan faizi özellikle Allah Resulü Efendimiz Arafat'ta dile getiriyor ve diyor ki faizin her türlüsü haramdır, ayağımın altındadır, ilk kaldırdığım faiz amcam oğlu Abbas'ın faizidir gibi örnekler vererek çok önemli, toplumu içten içe kemiren bir takım kötülükleri orada dile getiriyor. Örneğin ırkçılığı ortadan kaldırmak için beyazın siyaha, siyahın beyaza, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Hepiniz Adem'densiniz, Adem ise topraklandır gibi başlayan ve insanlar arasındaki bir takım üstünlük sebebi olarak gösterilen unsurların ne kadar yanlış olduğu gibi bir anlayışı oradan bütün insanlığa ilan ediyor adeta Allah Resulü Efendimiz. İşte biz Arafat'ta bu anlayışı dualarımıza katarak, hem de ayakta milyonlarca insan, belki televizyonlarla bu vakfeye iştirak eden milyonlarca insanla birlikte Rabbimize yakarıyoruz ki bunun anlamı ve hikmetini de anlatmaktan aciziz. Şunu sormak istiyorum efendim. 2019'daki haç mevsiminde aslında özel bir tema da var. Evet. Çok dikkat çekici aslında, sıfır atık. İsraf sıfır, etme, israf sıfır atık et. Ve sıfır israf. Sıfır israf. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bu ismin, bu sloganın isim babası Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri hanımefendiye aittir. Türkiye'de çok güzel faaliyetler yapıldı bununla ilgili. Biz de dedik ki sıfır atık ve sıfır israfın en fazla olması gerektiği yerlerden birisi de hac dönemidir. Sizler de göreceksiniz, özellikle şeytan taşlama esnasında gittiğimiz o yollarda adeta çöp denizleri üzerinde yürüyerek gidiyoruz. Bu İslam'a yakışan bir şey değil. Halbuki İslam'ın en önemli ilkelerinden birisi temizliktir. Temizlik imandandır diyoruz. Bunu burada uygulamamız gerekiyor. Önce kendi hacılarımız arasında bu sloganı, yani sıfır atık, sıfır israf ifadesi ile oluşmuş olan bu anlayışı yaygınlaştırmaya çalışacağız. Tabii ki biz ne kadar temiz olursak, biz ne kadar atıktan ve israftan uzak olursak, diğer ülkelerden gelen hacı kardeşlerimize de örnek olmuş olacağız. Yani bir algı ortaya çıkarmak, bir farkındalık oluşturmak. Bunun için 80 bin hacımızın kaldığı otellerin kapılarına afişler astık. Örneğin şu kitapçıklardan hazırladık. Sıfır israf, sıfır atık. İslam'da çevre ahlakı. 40 sayfadan oluşan ve her birinden tüm kafile başkanlarımıza ve 1750, yani toplam 2000 kadar, 2000-2500 kadar görevlimize bunlardan hazırladık ve kendilerine
teslim ettik. Bir de 85 bin hacımızın tamamına yine bir broşür hazırladık. Broşürde 2019 hac organizasyonu, hac yolculuğu ve çevre ahlakı ismiyle sıfır atık ve sıfır israf projesi ile ilgili farkındalık oluşturacak bilgileri hacılarımıza ulaştırdık. İnşallah bu makez bulur. Burada Mekke'de ve Medine'de hac mekanlarında, kutsal mekanlarda daha temiz bir hac, daha yeşil bir hac dönemi geçirmiş oluruz. Bu vesileyle biz öteden beri sigara konusunu da gündeme getiriyoruz. Yani sigara en büyük felaketlerden, en kötü alışkanlıklardan birisidir. Hele ki hacca gelen bir kardeşimizin elinde sigara görmek bizi üzüyor. Bunu vesile kılarak bu kutsal mekanları, Kabe'yi, Ravza'yı, Arafat'ı, Müzdelife'yi ve vahyin indiği, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu mekanlara gelmiş olmayı vesile kılarak kardeşlerimizin bu kötü alışkanlıktan ve ben artık yaklaşık bir yıldır bunun haram olduğunu her vesileyle söylüyorum, ortaya koyuyorum. Bu haram alışkanlıktan kardeşlerimizin uzaklaşması için ve aynı zamanda çok büyük bir israf olduğundan dolayı kullanılması israf ve kullanıldıktan sonraki atılması da bir kirlilik ortaya koyuyor. Dolayısıyla sıfır israf, sıfır atık projesi bağlamında sigara kullanımından vazgeçilmesi noktasına da dikkat çekiyoruz. İnşallah faydalı olur diye düşünüyoruz. Efendim şunu da sormak istiyorum. Burada kaldığımız süre içerisinde gördük, şahit olduk. Hacı adaylarımızın konaklamasından yeme içme ve ulaşım gibi bir sürü lojistik destek konusunda önemli çalışmalar yapılmış. Evet. Arafat'ta o mahşeri kalabalıkta da yine klimalı çadırlar var. Evet. Bu detaylarla ilgili biraz bilgi verirseniz. Şunu söyleyeyim. Elhamdülillah biz her yıl bir önceki yıla göre daha nitelikli, daha kaliteli, daha memnuniyet verici bir hac dönemi gerçekleştiriyoruz. Bunu da sürekli bir yıl boyunca bu hac mevsiminden sonra yapmış olduğumuz eğitimler, müzakereler, oluşturmuş olduğumuz raporlara göre yapmış olduğumuz çalışmalara borçluyuz. Şimdi bu hac mevsimi bittikten sonra kapanıyoruz. 2 gün, 3 gün Ankara'da, başkanlıkta hacca katılan ekip başkanları ile, kafile başkanları ile hem hacca gelmeden önce hem hacdan sonra değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Nerede eksiğimiz var? Teftiş kurulumuz var, müfettişlerimizin yapmış oldukları teftişin ve o denetimin raporlarını önümüze koyuyoruz. Nerede bir eksiğimiz var? Bunları değerlendirerek hac mevsimine öyle hazırlanıyoruz. Elhamdülillah bunun sonuçlarını hacılarımızdan, onların memnuniyetinden anlamış oluyoruz ki sadece bizim hacılarımız değil. Biz inşallah bayramın 3. günü burada bu mekanda dünyanın bütün İslam ülkelerinden gelen Diyanet İşleri Başkanları konumundaki hocalarımızla bir toplantı yapıyoruz. O toplantıda herkesin ittifakla itiraf ettiği, ifade ettiği şey şudur ki Türkiye hac organizasyonu noktasında çok iyi noktalara gelmiş, adeta birinci sırada olduğunu ifade ediyorlar. Elhamdülillah hem Arafat'taki çalışmalarımız hem şeytan taşlama esnasında hacılarımızın planlanması noktasında bir sıkıntı yaşamamaları için sağlığından ayniyata varıncaya kadar yemekhanemizin temizliğine 5 yıldızlı otel ortamında hazırlamış olduğumuz o yemeklerimizi sunmamız, sunuşundan hacılarımızın damak
tadına, o damak zevkine hitap edişimize varıncaya kadar çok memnuniyet verici geri dönüşümler alıyoruz. Bu da milletimiz adına bizi gerçekten memnun ediyor. Biz bundan gerçekten bahtiyar oluyoruz. Ne kadar hizmet etsek azdır diyoruz. Hayrun nas men yenfaun nas hadisi şerifini uygulamaya çalışıyoruz. İnsanların en hayırlıları insanlara faydalı olandır. İlkemiz budur. Efendim kısaca malum artık bayram da yaklaşıyor. Evet. Toparlamadan önce size söz vereyim tekrardan. Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Milyonlarca kişi izliyor. Artık hac adayları da evet. Heyecan dorukta diyelim. Buradan Türkiye'ye evet. Mesajınız ne olur efendim? Buradan Türkiye'ye, Türkiye'deki kardeşlerimize, milletimize şunu söyleyeyim. Gözleri arkada kalmasın. Akrabaları var. Biz buradaki hacılarımızı bir emanet olarak kabul ediyoruz. Bu emanetin başımızın üzerinde yeri var. Elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. İbadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için hem bedenlerini hem ruhlarını adeta koruma altına alıyoruz. Bedenlerini koruma altına işte hastanemizle, doktorlarımızla koruma altında tutuyoruz. Arafat'ta bile bizim çadır hastanemiz var elhamdülillah. Bunu iftihar ederek milletimiz adına söylüyorum. Ruhlarını koruma altına alıyoruz. İrşat görevlilerimiz burada 60 civarında ilahiyat fakültelerinden ve bizim başkanlığımızın üst düzey görevlerinden, il müftülerimizden irşat ekibinde gayret eden hocalarımız var. Her kafilemize en az 3 kere, 4 kere sohbet eden hocalarımızı onlarla buluşturuyoruz. Bu şekilde haccın anlamına uygun, haccın hikmetine uygun bir sefer, bir hac dönemi, bir hac seferi yaşayabilmeleri için buradan alabilecekleri o gıdayı, o lezzeti, o manevi yükselişi üst seviyede, azami alabilmelerini sağlayıp ondan sonra ülkelerine, yuvalarına kavuşmalarını gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Rabbim kabul buyursun. Rabbim hacca gelmek isteyen, öteden beri müracaat etmiş, bekleyen kardeşlerimize de inşallah niyetlerine göre karşılık versin, niyetlerine göre dualarını kabul etsin ve onlara da gelip hac etmeyi nasip eylesin diyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Bizi burada ağırladınız. Hoş sohbetiniz için çok teşekkür ederim tekrardan. Ben de teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş canlı yayın konuğumuzdu. Kutsal topraklarda Mekke'de detaylı ve hoş bir sohbet yaptı kendisiyle. Şunun altını çizelim. Türk hacı adaylarının yaklaşık 85 bin Türk hacı adayı ile ilgili olarak burada bütün imkanlar düşünülmüş. Arafat'ta da hastanesinden diğer ulaşıma kadar bütün teknik ve lojistik imkanların da mevcut olduğunu belirtelim ve kutsal topraklardan sözü size bırakalım.